Değerli izleyenler, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Sarı ile birlikteyiz. Efendim Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırıyorsunuz yine. Sağ olun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Efendim şuradan başlayalım. Balıkçılık sezonu devam ediyor. Balık sezonu denizlerimizde. Genel durum nasıldır? Hem ülke geneli hem Bandırma ve Erdek Körfezleri için. 1 Eylül itibarıyla avcılık sezonu açılmış oldu bütün denizlerimizde aşağı yukarı. Akdeniz'de biraz daha geç olmak üzere. Herkesin umudu, beklentisi Eylül ayında palamuttu. Ne yazık ki palamut olmadı bu sene. Geçen yıl çok bol palamut avlanmıştı. Ancak Eylül sonu, Ekim'in ortasından itibaren torik çıkmaya başladı. Fena değil, torik avcılığı fena değil. Marmara'daki balıkçıların birazcık yüzünü güldürdü. Ama Eylül ayından itibaren, sezonun ilk gününden itibaren yoğun şekilde hamsi avcılığı oldu. Hatta Marmara'da öyle yoğunlaştı ki bütün Karadeniz'deki, Ege'deki balıkçı gemileri de Marmara'ya geldiler. Çok yoğun bir hamsi avcılığı oldu. Sonra hamsinin yanında istavrit çıkmaya başladı. Sardalya fena değil ama geçen yıla kıyasla daha az bir sardalya avcılığı olmuş oldu. Yaklaşık 3 hafta önce de Karadeniz'de hamsi avcılığı başlamış oldu. Karadeniz'deki hamsi avcılığıyla beraber Marmara'ya yoğunlaşmış, toplanmış olan tek balıkçı gemileri Karadeniz'e doğru geçmiş oldular. Balıkçıların genel beklentisine uygun olarak karlılıkları yüksek mi, istedikleri balığı avlayabildiler mi, borçlarını kapatabildiler mi, üzgünüm öyle olamadı. Yani ne tamamen çok kötü ne de tamamen çok iyi bir sezonun geçtiğini söyleyemeyiz. Çinekop ve lüfer şu anda bir başladı, kısa sürdü ama beklenenin yine ne yazık ki altında. Çinekop ve lüfer avcılığı da beklentilerin altında. Genel görünüm şimdilik böyle. Mezgit ve bako avcılığı var şeyde, Marmara Denizi'nde. Karides iyi başladı ama iyi gitmedi. Karides balıkçıları da, karides avlayanlar da şu anda biraz şikayetçiler. Genel anlamda şeyimiz böyle. Balıkçılığın fotoğrafı böyle. Balıkçılık iyi bir durumda mı? Yani hem Karadeniz'de hem Marmara Denizi'nde hem Ege'de, yani Türkiye'de balıkçılık iyi durumda mı? Üzgünüm, iyi durumda değil. Av gücümüz çok yüksek. Yani Avrupa Birliği'nin içinde av filosu en güçlü ülke sayılırız. Akdeniz Havzası'ndaki en güçlü balıkçılık filosu bize sahip. Peki nerede avlanıyoruz? İşte etrafımızdaki küçük denizlerde avlanıyoruz. Yani açık denizde, okyanusta avcılık yapacak kadar güçlü bir filomuz var. Ama biz bunu Marmara'da, Ege'de, efendim Karadeniz'de, Akdeniz'de yapmaya kalktığımızda o zaman bu av filosu çok büyük geliyor. Av filosunun büyüklüğü Türkiye'nin balıkçılığını ciddi anlamda zorluyor. Kaynakları sömürüyoruz, sürekli popülasyonları sömürüyoruz. Onun için de sorunlarımız katlanıyor, gittikçe katlanıyor. Balıkçı bir taraftan av verimi düştüğü için karlılığı azalırken balıkçının, bir taraftan da girdiler çok yükseldi. Mazot fiyatları çok arttı. Maliyetler, işçi maliyetleri arttı. Diğer tamir bakım giderleri arttı. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman, evet, müthiş bir gece bir balığa çıkarsanız balıkçı gemisiyle gemi dolusu balık avladığını görüyorsunuz. Fakat cebine ne kaldı diye sorarsanız sezonun sonuna geldiğinde çoğu zaman balıkçılar halen borçlu olmuş oluyorlar. Bu yüzden verimsiz bir durumdayız. Bunu değiştirmek için adım atmamız lazım. Bizim balıkçılığımız şu anda yanlış rotada ilerliyor. Bu rotayı değiştirmeye ihtiyacımız var. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçmemiz gerekiyor. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimi için denizlerimizde koruma alanları oluşturmamız gerekiyor. Dünya çünkü bunu hep böyle yapıyor.
Bizim koruma alanlarımız yeterli değil. Sınırlı sayıda adı koruma alanı olmasa da sınırlı sayıda yerimiz, mekanımız, alanımız belirlediğimiz bölgeler var. Ama bunlar yeterli değil. Önümüzdeki yıllarda tüketici daha bol balık yesin, balıkçının cebi para görsün istiyor isek bir şeyi küçülteceğiz, filoyu küçültmemiz lazım. Filonun büyük gemilerini açık denize, okyanuslara yönlendirmemiz lazım. Uluslararası sulara yönlendirmemiz lazım. Diğer taraftan da mutlaka ve mutlaka balıkçılığımızı sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Hamsi bol dediniz. Niye bağlıyorsunuz bunu? Bu sene hamsinin bol avlanmasının nedeni, biliyorsunuz geçen yıl Aralık ayından itibaren hamsi avcılığı başlamıştı. Geçen yıl tam bu günlerde başlamıştı Marmara Denizi'nde hamsi avcılığı. Ve çok küçüktü hamsiler. Buna hem akademisyenler olarak bizler uyarılarda bulunarak bakanlığa yeni tedbir almaları konusunda raporlar yazdık. Hem sivil toplum kuruluşları bununla ilgili taleplerde bulundu. Ve Şubat ayının sonuna doğru hamsi avcılığı Marmara Denizi'nde durduruldu. O işte o zaman durdurduğumuz için avlanılmayan hamsiler kalmış oldular, büyüdüler ve biz şimdi bu sezonda onları avlamış olduk. Eğer bu yoğunlukta, şu anda yine hamsi şeyi küçüldü, hamsi boyu küçüldü, yine tedbir almamız lazım. Karadeniz'deki hamsi avcılığında boy çok küçük ve avlanılan balığın büyük bir kısmı yeme gidiyor. Yani yem fabrikalarına gidiyor, balık çiftliklerine gidiyor Ege Denizi'ndeki. Bununla karşı önlem almamız lazım. Bunun için de yani yedek tekne uygulamasını kaldırmamız gerekiyor. Yani gırgır teknesi balığı avlıyor. Hiç denizden çıkmadan kendi teknesini almıyor balığı. Bir yedek tekne yanaşıyor. Balık pompasıyla ona yükleniyor. O gidiyor. Tekne hiç fasıla vermeden sürekli avcılık yapmaya devam ediyor. Bunu okyanuslarda yapabilirsiniz. Ama Karadeniz, Ege, Marmara bunlar küçük ölçekli denizler. Buralarda bu uygulamayı yaptığımız zaman balık stokları buna dayanamaz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Marmara Denizi'nde şu anda başka bir sorunumuz da bazı balıkçılarımızın illegal şekilde yasak olmasına rağmen ışıkla balık avcılığı yaptıklarına dair çok fazla şikayet var. Bu şikayetleri balıkçılığı denetlemekle görevli kurum kuruluşlara ilettiklerini söylüyorlar. Biz de iletiyoruz ama farklı bölgelerde Gemlik'ten tutun Kapıdağ Yarımadası'na, Marmara Adası'na, İstanbul bölgesine, Tekirdağ bölgesine her tarafa dair şikayetler var. Balıkçılarımız ne olur ışıklı avcılıktan uzak dursunlar, kendi bildikleri dalı kesmesinler. Şu anda ışıkla balık avlayarak stokları azalttıklarında bunun acısını önümüzdeki yıllarda çekecekler. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Tabi denetleyecek olan, kontrol edecek olan kurum kuruluşlarında mutlaka bu denetimleri yaparak kaç kişi ise ya da hangi teknelerse bu illegal avcılığı durdurmaları ve bu yapılmalara bir son vermelerini bekliyoruz. Hocam, müsilaja geliyorum tekrar. Müsilaj şu anda yok ama her zaman söylüyorsunuz ki müsilaj bitmedi, uyuyor deniz altında. Ne düşünüyorsunuz? Yani müsilaj bir sonuç. Müsilajı biz bir neden olarak görüyoruz. Şu anda müsilajı gözümüzle görmediğimiz için de ortadan kalktı diye düşünüyoruz. Öyle bir durum ne yazık ki değil. Müsilaj bir sonuç. Bizim Marmara Denizi ile kurduğumuz yanlış ilişkilerin bir sonucu. 3 tane temel tetikleyicimiz var müsilajın oluşmasında. Birisi deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış, bu devam ediyor gördüğünüz gibi. İkincisi kirlilik yükü Marmara Denizi'nin, yani 2021 yılına göre azalmadı, üzgünüm. Halen kirlilik yükü çok yüksek.
Üçüncüsü de Marmara Denizi'nin orijinal yapısına bağlı olarak dikey karışımların azlığı. Ne yazık ki bunu da değiştirme şansımız yok. Dolayısıyla yani bu üçlü tetikleyiciden en az bir tanesi devre dışı kalmadan müsilaj oluşmayacak demek ya da öyle bir beklentiye girmek hayal olur. Müsilajın olmamasını istiyorsak iklimi değiştiremeyiz. Değiştirme gücümüz yok. Efendim Marmara Denizi'nin orijinal yapısını da değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz tek aslında parametre Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak. Bununla ilgili 22 eylemden oluşan Marmara Denizi eylem planı oluştu. Daha sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız Marmara Denizi bütünleşik stratejik planını hazırladı. Bu iki temel belgeyi esas alarak Marmara Denizi'nin atık yükünü azaltmak zorundayız. Bütün arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönmesi gerekiyor. Şimdi bir yerel seçim öncesindeyiz. Adayları çıkıyor bütün partilerden. Ben bütün parti ayırmaksızın, aday ayırmaksızın Marmara Denizi'nin çevresindeki illerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi, mahallelerimizi yönetmeye talip olan bütün yerel yönetici aday adaylarından açık bir deklarasyonda bulunmalarını bekliyorum. Biz Marmara Denizi'ni kirletmeyeceğiz. Bunun için elimizden gelenleri yapacağız. Atıklarımızı ileri biyolojik arıtmadan geçireceğiz. Birinci önceliğimiz bu olacak diye bir taahhütte bulunmalarını bekliyorum ve talep ediyorum. Çünkü denizle kurduğumuz ilişki yanlış. Bu ilişkiyi değiştirirsek Marmara Denizi'nin kaderini değiştireceğiz. Yoksa Marmara Denizi'nde biz önümüzdeki yıllarda da hep müsilajı konuşmaya devam edeceğiz. Hocam Erdek'te önceki yıllarda 3 noktada mavi bayrak vardı. Pandemi döneminde gerekli işlemler, girişimler yapılmadı ve kaybettiler mavi bayrak unvanlarını orada. Şimdi tekrar bu konuda bir toplantı yapıldı Erdek'te. Ve mavi bayrak alma yolunda tekrar girişimler başlatılıyor. Mavi bayrak nedir? Denizlerin için nasıl bir prestijdir? Yani mavi bayrak uygulaması denizlerdeki temizliğin bir göstergesidir. Yüzme suyu kalitesi bağlamında bir takım analizler yapılıyor ve diğer hizmetler sunulup sunulmadığı değerlendiriliyor. Bunların hepsi bir arada ise o bölgeye turizm amaçlı olarak mavi bayrak ilan ediliyor o bölge için. Bu çok güzel, çok doğru bir yaklaşım. Ve bizim denizlerimizde mavi bayraklı plaj sayısı az denilmeyecek kadar ciddi oranda var. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Erdek'te aslında Türkiye'deki deniz turizminin, kıyı turizminin başladığı ilk yerlerden birisidir. Hak eden bir yerdir Erdek. Mavi bayrağı hak eden bir yerdir. Ama hem yerel yöneticilerimizin hem de bu sektörden ekmek yiyen turizmcilerimizin bunun farkında olarak denizle ilişki kurmaları gerekiyor. Denizi kirletmemeye, denizin kıyısal alanlarını tahrip etmemeye, denizdeki deniz şayırları dahil olmak üzere pinalar gibi, deniz şayırları gibi hassas türleri korumaya daha çok özen göstermeleri gerekiyor. Bunu yaptıkları takdirde mavi bayrak daha da anlamlı hale gelecektir Erdek ve çevresi için. Hocam son olarak şunu soracağım. Pinalar çok büyük bir hassasiyetle üzerinde duruyorsunuz ve gerek kamuoyu da oluştu. Ne durumdayız bu bilinç konusunda? Yeni bir çalışma var mı? Yeni bir girişim var mı? Yani pina Marmara Denizi'ne sığınmış. Dünyada sadece Marmara Denizi'nde canlı popülasyonu kalmış bir tür, bir midye türü. Boyu 120 santime kadar çıkabilen, ömrü 50 yıla kadar uzayabilen bir iki kabuklu. Büyük bir midye aslında pina. Denizi temizliyor pina. Denizin dibinde sabit yaşarken deniz suyunu filtre ediyor. Bizim arıtmadığımız suları arıtıyor. Bir saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor pina. Ama pina aynı zamanda deniz çayırlarıyla bütünleşik yaşıyor.
Yani eğer bir bölgede deniz çayırlarımız sağlıklıysa, kıyı bölgede bir tahribat yoksa, kıyı dolguları yapmıyorsak, pinalar o bölgede daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettiriyorlar. 2016-2019 yılları arasında Çanakkale Boğazı'ndan Cebel Tarık Boğazı'na kadar o kocaman deniz alanındaki aşağı yukarı bütün pinaları kaybettik. Öldü pinalar, topluca öldü. Nadiren çok korunaklı yerlerde kalmış olabilir ama genel anlamda bir türü kaybettik. Marmara Denizi'ndeki popülasyon canlı ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Şimdi biz 2 yıldır pinaların korunması için çaba içindeyiz. Bu noktada medya, sağ olun, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük ilgi gösterdi. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kuruluşları gerçekten imrenilecek bir işbirliği performansı ortaya koydular. Üniversitemiz burada Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak biz lokomotif görevi üstlenmiş olduk ve Pina ile ilgili bilinç gittikçe yükseliyor. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Nasıl ki caretta carettayı bütün dünyadaki çocuklar, insanlar biliyorlar şu anda deniz ekosistemiyle bağlantılı olarak. Aynen caretta caretta gibi Pina'yı bütün ülkemizde tanınır, bilinir hale getirmemiz lazım. Deniz ekosisteminin anlaşılması için Pina'ları bir bayrak tür gibi değerlendirmemiz lazım. Bunun için de daha çok çabaya ihtiyaç duyuyoruz. 2024 yılında hem deniz çayırları hem de pinalarla ilgili yeni projeler başlatacağız. Yani biz şu anda 150 kilometrelik bir kıyı şeridindeki pinaları saydık. Onları akademik olarak yayınladık. Ama Marmara Denizi 1000 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. 850 kilometreden daha fazla adaları da sayarsak bir alan pinalar açısından incelenmeyi bekliyor. Bir planlama yaptık, projelerimizi hazırladık, destek bulduğumuz takdirde bu kıyı şeridindeki bütün pina alanlarını tek tek dalarak sayacağız. Bir taraftan da Pina Elçileri diye bir grup oluşturduk. Onlarla beraber Marmara Denizi'nin çevresindeki okullarda toplu olarak kıyı kullanıcıları, paydaşlarına bilgilendirmeler yapacağız. Afişler, tabelalar, broşürler, uygulamalar, yeni medya uygulamalarıyla Pina'yı daha bilinir yapmak için çalışmaya devam etmiş olacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu açıklamanız çok değerliydi bizim için. Tekrar teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Sarı ile birlikteydik. Hoş